Merhabalar, Lincoln Elektrik, Türkiye Az Kaynak'ta. Ben uzman müşteri hizmetleri teknisyeni Semih Yaman. Bugün sizlere Speedtek 500SP LF52D ters sürme ünitesinin arayüz kullanımını anlatacağım. Kaynak proseslerimizi buradan ayarlayabiliyoruz. İlk dördü sabit olup hiçbir şekilde değiştirmemize izin verilmiyor. Diğer dördünü ise istediğimiz programları, istediğimiz program numarasını direkt buradan atayabiliyoruz. Bunları da nasıl program çağırabiliyoruz? Program 1'e ben 22 numaralı programı kaydettim. 11 numaralı programı çağıracağım. Basılı tutuyorum. LED'im yanıp sönüyor. Ben buradan program 11'i çağırıyorum. Tekrar select tuşuna basılı tuttuğumda LED'im hızlı bir şekilde yanıp sönüyor. Sabit kaldığında programı direkt çağırmış oluyorum. Tekrar değiştiriyorum. Birinci modda program 11'i kayıtlı hale gelmiş oluyor. Program numaralarımız ise ters sürme ünitesinin kapağımızın içinde yer almaktadır. Güç ünitemiz Speedtek ise yeşil numaraları baz almamız gerekmekte. Eğer ki güç ünitemiz Powertek ise beyaz numaraları baz almamız gerekmektedir. Güç ünitemiz Flextek ise kırmızı numaraları baz almamız gerekmektedir. Örnek olarak çelik malzeme üzerinde bildik tel çapında Pulse modunda kaynak yapacağım. Pulse tablosunu buluyorum. Pulse tablosundan malzeme çelik, tel çapım birlik. Program numaram 12. 12 numaralı programı az önce gösterdiğimiz gibi çağırıyoruz ve kaynağımıza başlıyoruz. Sağ taraftaki select tuşundan elektronik endüktans ayarı, yani pinç ayarını buradan yapılabilmektedir. Alttakinde 2 tetik, 4 tetik, manuel otomatik mod dediğimiz tetik seçim tuşları buradan yapılmaktadır. Onun altında bulunan Running VFS dediğimiz kontrolü başlangıç ayarı yapılmaktadır. En altta bulunan Burn Back ayarımız, yani geri yanma süremizi buradan ayarlamaktadır. Diğer parametre ayarlarımız ise öndeki iki select tuşuna bir sefer basıp bıraktığımızda ön gaz süresi, son gaz süresi, spot modu, yani metot kaynaklarında kullandığımız ayarlarımız, kriter dolgu ayarlarını buradan yapılmaktadır. Polarite ayarı ise, yani güç ünitemizin ön tarafında bulunan akım soketlerinin değiştirmeden ters sürme ünitesinde elektronik olarak değiştirebiliriz. Son olarak makinenin konfigürasyon ayarlarına alüminyesine gelerek sağ taraftaki en tutuşuna bastığımızda giriş yapabilmekteyiz.